Şimdi Türkiye'de PKK'ya harcanan para Türkiye'nin bütçesinin çok büyük bir bölümü. Sırf PKK'ya harcanan, yani onları durdurmak için. Orduya harcanan yine çok çok büyük bölüm. Yani Türkiye'nin bütçesinin yarısı neredeyse. Şimdi bu paraları Güneydoğu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, her yerde fakirlere, kardeşlerimize ev yaptırmak için kullansa devlet. Ucuz araba için kullansa. Ne olur? Başından taşar insanların. Bol bol. Bol bol. Amerika ne yapıyor? Gelirinin yarıdan fazlasını silaha ayırıyor. Yine bir o kadarını da güvenlik masraflarına ayırıyor. Bunları oradaki fakir halka ev, araba ve yiyecek olarak dağıtmaya kalksa halkın başından taşar. Müthiş bir zenginlik olur. Rusya aynı şekilde, Çin aynı şekilde bunların hepsi o güvenliğe ve askeriye silahlanmaya ayırdıkları parayı halka harcamaları durumunda meydana gelecek zenginlik taşma tarzında olur. Hadisin ifadesiyle şahıslar artık aldığı malı geri vermek isterler. O kadar çok olur. Sıkıntının sebebi, bu ızdırapların sebebi savaşlar, terör ve anarşidir. Sırf İstanbul'da bile polisin yaptığı harcama, jandarmanın yaptığı harcama günlük milyarlarca lira parayı buluyor. Sırf güvenlikle ilgili akşama kadar sürekli harcama yapılıyor. Ordunun yaptığı harcamanın haddi hesabı yok. İran'da da bu böyle, Pakistan'da da böyle, her yerde bu böyle. Bütün bu paraların bir araya geldiğini düşünün siz. Katrilyonlar oluyor yani. Katrilyon çarpı katrilyon neredeyse. Ucu bucağı yok. Bu para halka geldiğinde, fakir fukaraya dağıtıldığında bu kastedilen işte Mehdiyet devrindeki zenginlik ortaya çıkmış oluyor.